Merhabalar arkadaşlar, Sifalı Gurmeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. İkinci videomuzdan devam ediyoruz Asya kızı. 10 sıra düz örecektik, 88. sıraya kadar. 10, ben bir sıra daha fazladan ördüm, 11 sıra. Yani 88 ve 89. sıramızı da örmüş oldum. Şöyle işaretleyicimi en sonuncu ilmeğime takıyorum. 61 adet ilmeğimiz vardı. Buradan devam edeceğiz. 89. 90. sıramızdan devam ediyoruz. 90. sıramızda 8 tane ilmeğimizi tek örüp bir azaltma yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bir tane 8 tek bir azaltma yaptım. Kalan kısmı da arkadaşlar 12 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir azaltma yaparak bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 12 tane. İlk önce 8 tane tek örüp bir azaltma. Daha sonra 12 tek bir azaltma, 12 tek bir azaltma, 12 tek bir azaltma yapacağız. Evet, toplamda 4 defa azaltma yapmış oldum. Son kalan 8 adet ilmeğimi de tek tek ördüm. 4 tane azaltma yaptık. 61 adet ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Elli yedi adet ilmeğimiz kaldı. 90. sıramızın sonunda 57 adet ilmeğimizi 91 ve 92. sıralarımızda 2 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 91 ve 92. sıralarımızı düz bir şekilde ördüm. 57 adet ilmeğimiz vardı. 93. sıramıza geçiyoruz. 93. sıramızda 8 tek bir azaltma yapacağım. Sıra boyunca bu işlemi tekrarlayacağım. Evet, sıra boyunca 5 defa 8 tek bir azaltma yaptım. En sonda arkadaşlar 3 6, 7 tane ilmeğim kaldı. 7 tane ilmeğimin de 1, 2, 3, 4, 5 tanesini ördüm. Son 2 adet ilmeğimi de azaltma yaptım. Yani toplamda 6 defa azaltma yapmış olduk. Bu azaltma yaptığım ilmeğimi de işaretleyicimi takıyorum. 93. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. 5 tane azaltmamız olmuş oldu. Sıra sonunda 52 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 adet azaltma yaptık. 51 adet ilmeğimiz kaldı. 93. sıramızın sonunda 51 tane ilmeğimiz kaldı. 93, 94 ve 95. sıralarımızda 51 adet ilmeğimizi tek tek 2 sıra örüyoruz. 93, 94 ve 95. sıralarımızı. Evet, 2 sıra daha düz bir şekilde ördüm. 95. sıramızı tamamladık. 51 adet ilmeğimiz var. 1, 2, 96. sıramdan örüyorum. 3, 4, 5, 12 tane ilmeğimi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 10 tane ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 12 tane ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördüm. Son 2 adet ilmeğimi de azaltma yapıyorum. 96. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Son azaltma yaptığım ilmeğime işaretleyicimi takıyorum.
Bu sıramızda da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane azaltma yapmış olduk. 51 adet ilmeğimiz vardı. Sıra sonunda arkadaşlar, sıra sonunda 47 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 47 adet ilmeğimizi toplamda 12 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 96, 12 sıra daha öreceğiz. 108. sıramızda dahil olmak üzere 12 sıra örelim. Evet arkadaşlar, toplamda 14 sıra düz bir şekilde ördüm. Yani 100. sıramızdan sonra, yani 114. sıramıza kadar 18 sıra düz bir şekilde örmüş olduk. Şöyle, şurası 100. sıram. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani 114. 114. sıramızı da tamamlamış olduk. Bu şekilde vücudumuz. Şimdi parmakların, ellerin yapımını göstereceğim. Parmaklı el yapacağız bu bebeğimize arkadaşlar. Eğer parmaksız el yapmak isterseniz Asya kızın eski videolarında parmaksız el tarifi de var. Şöyle ipimin içerisinden çıkartacağım. Çünkü kaç yumak gitti bakmak istiyorum hem. Evet, şöyle. Burada arkadaşlar parmakları yaparken şöyle tenimizi, şöyle ipimi çekeceğim içerisinden. Bileğe kadar bu şekilde öreceğiz. Yani toplamda 6 kat, 2 katını çekeceğiz. Toplamda 4 kat geriye kalacak. Şöyle çekebildiğim kadar çekiyorum. Tekrar açıyorum. İkisini birden çekemiyorum arkadaşlar. Olmuyor, o şekilde dolaşıyor. O yüzden ayrı ayrı 2-2 böyle katlarını çekerek parmaklarımızı ve elleri bileğe kadar bu şekilde 4 kat iple ve 1.75 tığla öreceğim. Bu tığım daha ince. Öbür türlü kalın iple çok büyük oluyor eller. Evet, ilk önce baş parmak yapalım. İki elimizde de belli bir sıra sayısına kadar aynı. Zaten orayı size belirteceğim. Şöyle ilk önce baş parmakları yapalım. Sihirli halkamızın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Şöyle kapatıyoruz. Bu baş parmaktan 2 tane yapacağız. Hemen ikinci sırama batıyorum. Zaten buradaki son ilmeğe yine işaretleyicimizi takalım. İkinci sıramızda da 5 adet ilmeğimi tek tek öreceğim. Üçüncü sırada da aynı şekilde, üçüncü sıradan sonra ipimi kopartacağım. Evet, üçüncü sıramızı da örüp ipimizi kopartıyorum. Evet, bir adet bu şekilde baş parmak yaptım. Şimdi diğer parmaklarımızı yapacağız. 4 tane yapacağız ama arkadaşlar 3 tanesinde ipimizi koparacağız. Son parmakta ipimizi koparmayacağız. Normal parmakları da yaparken şöyle içerisine 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet, sihirli halkayı kapatıyorum. Hemen en baştaki ilmeğime batıyorum. Bu parmakları örmek gerçekten çok zor. Evet, şöyle. Hemen batıyorum. Toplamda 3 sıra daha öreceğim. Yani 4 sıra olmuş olacak ilk sıramızla birlikte. Yani dördüncü sıramızı da örmüş olacağız. Toplamda 4 sıramızı örerek 4 tane parmak yapacağız. Ama son parmakta ipimizi koparmayacağız. İşaretleyicimizi de arkadaşlar her zaman en sonuncu ilmeğe takıyorum. Çünkü diğer en sonuncu parmakta işaretleyicimiz olacak. O işaretleyicimizden devam edeceğiz.
Evet, şöyle 3 tane normal parmaktan yaptım. Son parmağımızı hem öreceğiz hem de birleştirme işlemi yapacağız. Şöyle yine 4 tane sık iğne yapacağım. Bir. Evet, içerisine 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. Sihirli halkamı kapatıyorum. Buradaki dördüncü son ilmeğimize işaretleyici takacağız. İkinci sıramıza geçiyoruz. Aynı şekilde 3 sıra daha öreceğim. Her sırada da işaretleyicimizi bir üst sıraya takalım. Çünkü bu işaretleyiciye göre birleştireceğim. Evet, toplamda 3 sıra daha öreyim. Evet, son ilmeğimizi de ördükten sonra şöyle işaretleyicimiz, bakın, son ilmeğimizi ördüm. Diğer parmağımı alıyorum. Şöyle sıradaki ilk ilmekten batıyorum. 4. 5. sıramızı yapacağız burada. 2 tane bu parmaktan örüyorum. Bunlar 4 sık iğne, 4 sık iğne ördüğüm parmaklar. 2 tane de diğer parmaktan. İki. Tekrar diğer parmağı da alıyorum. Ondan da yine 2 tane. Son parmaktan 4 tane örüyorum. Bu 4, 5. sıramız. Evet, son parmağın 4 tanesini örüp diğer parmakların diğer tarafında kalan ikişer adet sık iğnelerimi öreceğim. Beşinci sıramızı tamamladıktan sonra toplamda 16 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet, işaretleyicimin olduğu ilmeğe kadar diğer en sonuncu parmağımı da örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet, işaretleyicimizin olduğu parmağımıza geldik. Normalde toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı da örmüş olduk. 5. sıramızı ördükten sonra arkadaşlar toplamda 4 sıra, yani 9. sıramız da dahil olmak üzere 16 adet ilmeğimizi 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Diğer elimizi de aynı şekilde öreceğiz. Baş parmakları birleştirme yerlerimiz farklı olacak. Evet, 9. sıramıza kadar şöyle göstereyim. İki elimizin yapılışı da aynı. Sadece baş parmakları eklerken farklı bir şekilde ekleyeceğiz. Şöyle, bu elimiz şöyle sağ elimiz olsun. İşaretleyicimden sonra 10. sıramdan bir tane örüyorum. Şöyle 5 tane sık iğne olan baş parmağımızı alıyoruz. İpim hala 4 kat. Şöyle 5 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. Tekrar aynı ilmeğimizin içine batacağım. En sonuncu ilmeğimle aynı ilmeğin içerisine battım, bakın. Parmağın altında. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp
10. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 16 tane ilmeğimiz vardı. 5 tane de parmaktan ekledik arkadaşlar. 21 adet ilmeğimiz oldu. Bir tane de altta 2 tane battığım için toplamda 22 adet ilmeğe ulaşmış olduk. Şöyle işaretleyicime kadar öreceğim. 10. sıramızın sonunda 22 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, bu elimiz arkadaşlar şöyle, parmağımız hafif içeride kalıyor. O yüzden sağ elimiz olmuş olacak. Sol elimiz içinse yine aynı şekilde işaretleyicimizden sonra 10. sıramızdan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördükten sonra tekrar o 5 sık iğne ile ördüğüm parmağımı alıp 5 tane ilmeğimi tek tek örüyorum parmaktan. Bu da sol elimiz olmuş olacak. Evet, tekrar son ilmekle aynı ilmeğin içerisine batıyorum. Parmağın altındaki son ilmeğin içerisine batıp 21 adet ilmeğimi örüp bu şekilde sol elimizi de tamamlamış olacağız. Evet, sol elimizle devam ediyoruz. 10. sıramızı tamamladık. 11. sıramızdan 1, 2, 3, 4, 4 tane ördüm. Biraz altma yapıyorum. Tekrar 1, 2, bu azaltma arkadaşlar biliyorsunuz burada 5 tane örüp parmağa takmıştık. Bu elimiz sol elimiz, şöyle sağ elimiz burada duruyor. Şimdi azaltma yerleri biraz farklı olduğu için bu sırayı da, 11. sırayı da göstereceğim. Şöyle parmağın etrafından 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Biraz azaltma yaptım. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Biraz azaltma daha yapıyorum. Bu azaltmalarımız tam parmakların birleşim noktalarına geliyor. Yanlara yani. Evet, bakın tam parmakla elin birleşim noktası. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüyorum. 21 adet ilmeğimiz vardı. Bu sıramızda toplamda 2 tane azaltma yaptım. 19 adet ilmeğimiz kalmış oldu. Şöyle ipimi tekrar incelteceğim. Çünkü bileğe kadar ince iple öreceğim. Evet, 11. sıramızın sonunda 19 tane ilmeğimiz kaldı. 3, 6, 9, 10, 11. sıramızı tamamladık. 12. sıramıza geçiyoruz. 19 ilmeğimiz kalmıştı. 12. sıramıza geçerken hemen en başta bir tane azaltma yaptım. Şöyle biraz daha ipimi kopartayım. Bir azaltma yaptım. 1, 2. 2 tane tek tek ördüm. Biraz altıma daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar 2 tek örüp biraz altıma yapacağım. Evet, 12. sıramızın sonunda da 5 tane azaltma yaptık. 14 adet ilmeğimiz kaldı. 13. sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar bir,
2 tane daha ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Evet, 13. sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kalan 1-2 adet ilmeğimi de örüyorum. Bu sıramızda da 3 tane azaltma yaptık sıra sonunda. 11 tane ilmeğimiz kalmış oldu. 11 tane ilmeğimiz kaldıktan sonra arkadaşlar 14. sıramızdan 1, 2, 3, 4 tane ördüm, bir arttırma yapıyorum. İpimi artık inceltmiyorum. 1, 2, 3, 4 4 tane ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Kalan bir adet ilmeğimi de tek olarak örüyorum. Evet, 14. sıramızın sonunda şöyle sol elimizde toplamda 13 tane ilmeğimiz oldu. 13 tane ilmeğimizi şöyle söyleyeyim, 14. bu sıramız da dahil 22 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Yani toplamda arkadaşlar 21 sıra daha öreceğiz düz bir şekilde. Evet, yani toplamda arkadaşlar 14, bir tane daha 21 sıraya birini daha ekliyorum, 15, 20 sıra daha öreceğiz. 35. sıramız da dahil olmak üzere 21 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Diğer elin yapılışını da göstereyim. Diğer elimizde sağ elimiz şöyle, işaretleyicimizden sonra arkadaşlar parmağı birleştirmiştik yine aynı şekilde. İşaretleyicimden hemen sonra birleştirmiştim bu parmağı. 3, 6, 9, 10. sıramızı tamamladık. 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızda bir tane azaltma yapıyorum hemen sıra başında. Tek tek örüyorum parmağın etrafını, baş parmağın. 1, 2, 3, 3 tane ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 11. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 11. sıramızın sonunda 19 tane ilmeğimiz kalacak. Toplamda 21 adet ilmeğimiz vardı. Burada 2 tane azaltma yaptık. 19 tane ilmeğimiz kaldı. Evet, 11. sıramızı da tamamladık. 12. sıramızda hemen sıra başında bir tane azaltma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de 2 tek örüp bir azaltma yaparak 12. sıramı bu şekilde tamamlayacağım. 2 tane tek tek örüyorum, bir azaltma yapıyorum. 2 tane tek tek örüyorum, bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, sıramızın sonunda 14 tane ilmeğimiz kalmış oldu. Şöyle 9, 10, 11 12. sıramızın sonunda 14 tane ilmeğimiz kaldı. 5 defa azaltma yapmış olduk. 2 tek bir azaltma yaparak 13. sıramıza geçiyoruz. 13. sıramızda 1, 2 tek tek örüyorum. 3 tane ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tek tek örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ördüm, bir azaltma daha yapıyorum. İki tane tek tek ördüm. Son iki ilmeğimi de azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da 3 defa azaltma yapmış olduk. Sıra sonunda 11 tane ilmeğimiz kaldı.
13. sıramızın sonunda 11 tane ilmeğimiz kaldı. 14. sıramıza geçiyoruz. 14. sıramızda bir tane tek örüyorum. Artık ipimi inceltmeyeceğim. Buradan sonra kalın ip gelecek. Bir tek ördüm. Bir arttırma yaptım. 1 2 3 4 4 tane tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 14. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar 13 tane ilmeğe ulaşmış olduk. Evet, burada ipim 2 tane. Kalan ilmeklerimi de tek tek ördüm. 1 2 3 4 tane daha ördüm. Toplamda sıra sonunda 13 tane ilmeğimiz oldu. 14. sıramızın sonunda yine aynı şekilde 21 sıra, 35. sıramıza kadar yine düz bir şekilde örüyoruz. Ellerin içerisine çok az bir elyaf katacağım. Ben çok fazla elyaf katmıyorum ellerini ve kollara çok fazla doldurmuyorum. Çünkü böyle havada kalmasın diye. Eğer tel yerleştirmeyecekseniz hele omuz kısmına doğru tamamen boş bırakın kolları. Çünkü o kısma doğru hani çok doldurursanız kollar böyle havadaymış gibi duruyor. Evet, ellerin içerisine çok fazla elyaf yine koymayacağım. Çok az. Evet, şöyle şu şekilde ellerimize 35. sıramıza kadar 21 sıra daha düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra kol birleştirme işlemine geçeceğiz.